Oğlum çok heyecanlıyım ve bu çok ağır, artık indirebilir miyiz? Kabul ya edildi. Belki 3 gündür hapsettim evde. Çalıştırıyorum boyuna, o yüzden seri seri videolar geliyor. Ama bugün mesele ciddi. Sen sus, kasa konuş. Tahmin edersiniz ki bu yeni bilgisayar kasam. Bayağı heyecanlıyım. 2 yıl önce hayatımda ilk masaüstü bilgisayarımı almıştım. Şu arkadaşı. O da MSI'nin Infinite serisiydi. 2 yıl boyunca da bizi bayağı bir götürdü sağ olsun. Ben alırken yalnız beni birkaç şeyde uyarmışlardı işte. O kasada 1060 ekran kartı ve 8 GB RAM var. Kurgu programlarını benim gibi sık kullanan insanlar bilirler. RAM bizim için çok önemlidir. O kasada RAM desteği hariç herhangi bir şey yapmadan 2 yıl kullandım. Hatırlarsın Canberk, evi ilk eski ev için konuşuyorum. Evet. Ve bir yarışmadan 17.600 lira para kazanmıştım. Evet. İki tane seçeneğimiz vardı. Ya o paranın hepsini evin mobilyalarına gömecektik ya da gidip bilgisayar setup'ını kuracaktık. Ben o dönem bir risk alıp bilgisayar setup'ını kurdum. Sonrasında üzerinden çok ekmek yedik. Adamsın. Adam ki. Sağ olsun bugüne kadar götürdü bizi. Ama tabii işte yayın işte devreye girdi. YouTube videoları gelişmeye başladı. 4K videolar sıklaştı. Bazı özellikleri tabii yaşından ve özelliklerinden dolayı ufak ufak yetersiz kalmaya başladı. Sağ olsun burada da MSI devreye girdi ve bizim kanala ve yayınlara büyük bir destek gönderdik. Teşekkür ederiz onlara da ve böyle inanılmaz bir kasa gönderdiler abi. Çok lafı uzatmadan anlatayım. Gene Infinite serisi. O da Infinite serisiydi 2 yıl önce aldığımız. Bu da Infinite serisi. Ya bu bunun bayağı babası. Hatta Hangisinin babası oldu? Evet, şu onu düşünüyorum. Bayağı özellik olarak babası. Ben 2 gündür bekliyorum bu kutuyu açmayı. Videoda açacağım için açamadım. 2 gündür o kutu orada duruyor. Orada çalışıyorum, dönüp buna bakıyorum. Aşağı yukarı benzeri bir kasa göreceğiz. Fakat o kasada şurada falan, bu arada dağınıklık için kusura bakmayın, setup değişiyor şimdi. Şuralar falan kırmızı. Bunda oraları RGB olacak. Ne varmış bir kutunun özelliklerini okuyalım, sonra kutuyu açalım. Şimdi bu kasada abi Intel Core'un i9-10900 işlemcisi varmış. Bu işlemci bayağı değerli bir işlemci. 3080 Ventus 3X. En heyecanlandıran kısmı ben sana söyleyeyim ve bu kasa bu arada 18 Aralık'ta stoklara girdi. Çok hızlı ulaştırdılar bana. Yani ben aldığımda 26 Aralık'tı sanırım. 8 gün içinde ulaştı. Araya hafta sonu yasak falan girdi. 3 TB HDD'miz var. 2 TB SSD'miz var. Bir de 32 GB RAM'imiz var. O arkadaşın 4 katı. Tamam, değer yar uçağını aldık yani. İşte açalım abi. Ben esas onu merak ediyorum. Herkes diyordur ki lafı uzatma, aç abi. Çok kibar olmadı sanki. Elimden geldiği kadar kibar açmaya çalışıyorum ama bekle. Hadi o gün, hadi bugün. Hadi o videoyu çekelim. İnşaat videosunu çekelim. Lütfen bir önceki videoyu da izleyin abi. O videoyu çekeceğiz diye bunu 2 gün açmadım ben. Allah, nasıl bir şey çıkacak bende. Git artık. Açıyorum. Aç. Ne hissediyorsun kutunda? Büyük hissediyorum. Dan. 3080. Siyah köpük de çok seviyorum abi. Çok şık duruyor. Bu arkadaşı kenara aldım. Güzel de bir örtüsü var. Bu arada kutuya göre kasa ufak. Kutuyu görünce insan daha büyük bir kasa bekliyor. Ben bunu alamıyorum. Canberk bir yerde. Başardım abi. Önce şunun içinde neler olduğuna bakalım. Sonra da kasayı açalım. Heyecanını sona saklayalım. Bunlar hep YouTuber taktikleri. Ben de öğrenmeye başladım. Evet abi. Güç kablomuz var. Power supply'ımız var. Ve MSI ile ilgili hem bilgilerin olduğu hem de... Artı 5 beygir ha. Bunu kesin yapmamız lazım bu arada. Burada da... O cam sesi geliyor. Cam kapağı değil mi? Aynen, yan kapağı. Of. Yalnız bu bir şey diyeceğim. Çok şıkmış ya. Bunu biz yaparız. Evet. Ama benim korkum ne biliyor musun? Bunu biz yaparız. Sonra internetteki videolar gibi tane videoya çakarak kırılıyor ya. Evet. Bizim başımıza gelir bu abi. Gelmez. Bunu kesin yapalım. Bu çok güzelmiş. Dayanıklı gibi duruyor. Kalın. Yok yok. Cam bayağı kalın. Öyle ince kırılabilir bir cam gibi değil. Bunları bir kenara alıyorum. Çok kaliteli duruyor. Paketlemişler çok ya. Çok güzel duruyor. Bütün hissiyatı. Ya tabii şöyle bir şey var. Ucuz bir kasa değil. Özellikleri de çok üst düzey. Ha, bu kasaya böyle bir paket gerekir mi? Gerekir. Ama MSI'nin birçok ürünü böyle. Ben de Burak abi öğrendim bu arada çoğunu. Gerek kulaklıklarda olsun. Mesela son bir kulaklık incelemesi yaptı Buğra abi. İzledim bilmiyorum. Oradaki mesela kutular falan da çok iyiydi. Destek olduklar diye söylemiyorum. Ben 2 yıldır bu işlerle ciddi ciddi uğraşıyorum. Benim aldığım tüm ürünler de MSI'dı. Bunun da olacağını bilmeyerek aldım. Mac 321 Core benim ana monitör olarak kullandığım 32 inçlik monitör. Ben Buğra abiden aldım bunu. Onun monitörü değiştiğinde ondan istemiştim. Zaten istediğim bir monitördü Core monitör. Kasayı da 2 yıl önce ettim. Kendi paramla aldım. Bayağı sıkı paket. Yani öyle zul diye açamıyorsun. Şu an sanki doğum yaptırıyor gibisin ha. Kasa birebir aynı. Yakın çekim alalım.
Of 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 of. Tipimiz aynı. Dur ya şimdi of 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 olmadık o kadar çünkü tip aynı. Sök 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 sök. Esas of'u ne zaman alacağız biliyor musun performansta? Ya dur dur. Seviyorsun değil mi? Bunun hastaları var değil mi? İçi gidenler yoruma içim gitti yaz. Bunun seviyorum. Kapağı kırmızı, onun değil. Ve burası da RGB bunun. Teşekkür ederiz sevgili MSA'ya. Öncelikle bunun için ama daha bitmedi. Sonra gönder gelsin. Önce şu arkadaşı sağlam güvenli bir yere koyabilir miyiz? Esas benim için anlatılacak yeri kullanımı bunun. Render'da ve yayında. Esas oralarda anlatacağız bunu. Bu bir kutu açılış videosu. Bir şey daha var. Zaten biraz önce masayı gösterdiğimizde fark etmişsinizdir. Burada bir monitör eksik. Çünkü o da var. Geliyorum. İkinci olarak bu güzel mi güzel monitör. Ben iki ürünün adlarını videoya, açıklamaya da linklerini bırakacağım bu arada. Haberiniz olsun incelemek istersiniz. Bu da MSI'nin 27 inçlik Optics modeli. MSI Esports Gaming Rapid IPS 165 Hz. O monitör 60 Hz. Yanındaki referans eski monitörümde 75 Hz'ti. Bu onlardan sonra biraz hızlı gelecek. 1MS diyor. Bu da mesela benim için diğer monitörle farklı. 1MS zaten her oyuncunun istediği bir monitör hızı aslında. Quantum Dot teknolojisi var. Ben de Ekin abi de izledim, Ekin kollamadı. Bir de Gaming OS'de app desteği var. Bu monitörü ben izledim daha önce. Ben de ilk kez açıyorum. Özellikle arkasının çok şık olduğunu görmüştüm. Şimdi beraber teyit edeceğiz. Bir de buradaki avantaj dikine kullanılıyor olması. Nazik davranmaya çalışıyorum. Kutuları tutacağım çünkü. Beni bu kadar kibar görmedin değil mi daha önce? Yok vallahi görmedim. Gel, burası yeni ev, var mısın? Bizim monitörümüz. Gel buraya. Başarılı. Tutuymuş yalnız. Başarılı. Büyük ihtimalle şimdi ayaklarla falan bir kar. Şunlar neydi? Kenara kumada HDMI falan. Yine kılavuzlarımız var. Power supply'ımız var. Onun power supply'ını da oraya koyduk. Adaptörümüz var. Biliyorsunuz monitör büyüdükçe adaptörler geliyor yanında. Plate. Şeyi var abi. Aynen öyle. Aynen plate. Ayaklık kısmı var. Bir şurası şaşırttı beni. Büyük ihtimalle tutması için güçlü aynen, bir şey oldu. Aynen güçlü bir şey. Bunun ayağı vardır yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. Ayak da ayak. Bizim körbün bütün havasını bitirecek. Diğer monitör sana kötü gelecek dediler. Bir canım sıkılmadı değil. Evet ayağımız bunu da böyle. Sağlam ama. Tabi bu bir de dikine olduğu muhabbeti var ya o yüzden bu kadar. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Faydalarına. En korktuğum şey de monitör açma işi ya. Aman aman aman. Çok güzelmiş. Yani şöyle bir kasayı açtığınızda kasa sizi çok heyecanlandırmıyor. Çünkü esas kasa sizi performansında heyecanlandırıyor zaten. Bir render'a basacağız 3 dakikada diye alınca diyeceğim ki oha bu ne? Ya da bir oyunda bir FPS'i iyi aldığın zaman falan. Ama monitör bunun da esas heyecanlandığı yeri bir gördüğünde iki daha bir şöyle renkli bir şey açınca. Evet. Zaten biraz önce kutunun üzerinde yazan şeylerin hepsi aynı sırayla burada yazıyor. 2K'yı destekleyen bir monitör. Bu arkasına bir bakalım mı? Oy. Boş ver arkasını koyalım. Abi ekrana bakmak istiyorsan zaten bir tane var. Bir tane var. Sen ne gerek var iki ekrana? Aynen ya koyayım arkasını izleyeyim işte. Aynen öyle. Bu ifade bana biraz abartılı gibi geldi. Sök. Bu kadar mıydı ya? Tamam diye bitti. Benim için ciddi büyük bir destek. Kurguda bu kadar iyi bir monitör çok iyi bir referans ekran oluyor. Yani yan tarafa şurada komple sekansımı çalışırken, kurgu tarafımı çalışırken bu tarafta da videoyu izleyebilmek çok büyük bir lüks. Yani bir videografırın hayaline geldim. Öyle söyleyebilirim kasa ve video olarak. 5 yılın sonunda, 5 yılda verdiğimiz emekler MSI'da sağ olsun destekleri ve bir paket haline geldi şu anda. Bunda sizin de emeğiniz çok büyük. Bu bir kutu açılış videosu. İlerleyen dönemde performanslarına dönem dönem değinmek istiyorum bunları. Biliyorsunuz ki ben zaten birçok şeyi paylaşıyorum. Yani kullandığı. Böyle bir video oldu. Çok teşekkürler tekrardan. Umarım izlerken bizim kadar keyif almış ve heyecanlanmışsınızdır. Ben şu an çok mutluyum. Olmayacak gibi değil. Ya şu an yerimde kim olsa kalbi pat pat olur anladın evet. mı? Biz şimdi bunları bir güzel kuralım. Aynen bir kuralım. İlerleyen dönemlerde de parti parti gelişmelerini paylaşırız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmazsanız seviniriz kanala destek olmak için. Yorum yaparsanız seviniriz. Abone değilseniz de abone olun. Gerçekten 4 yıl izleyip abone olmayan adam varmış şu an belki. Valla vardır yani. Yeni yılınızda kutlu olsun çünkü bu 2021'in ilk videosu. Umarım 2021 en az bu video kadar güzel geçer. Amin.